Ertan Balaban artık kisvetini giydi. Onu dualı çayırda bekleyense cazgır Emin Yer'den başkası değil. Ertan'ım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Vay, bir pehlivana kısmet bu kadar yakışır. Eyvallah, teşekkür ederim. Madem kısmeti giydin, sana öğreteceklerim var. Biliyorsun yağlı güreş yağ demektir. Yağ vücudunda rakibin seni kavramasını önleyecek. Avuçlarını şöyle aç. Vücudunu güzel bir yağla aslanım benim. Maşallah. Evet, evet. Ertan, aslanım. Yine aç avucunu. Bu defa kısmetinin içerisini kasnakları yağla böyle. Kasnağın içerisini niye yağlıyoruz biliyor musun? Bu bölüme kasnak deniyor biliyorsun. Evet. Derinin içerisinde rahat hareket etmen için, yapacağın hamleleri rahat yapabilmen için kısmetin içerisinde yağlamayı unutma, tamam mı? Yine avuçlarını açıyorsun, paçalarını, kısmetinin üzerini, evet. Çok değişik bir hissiyat, her yerim yağ içinde. Güneşin tam anında böyle yağlandım şu anda. Kısmet de hissiyatı çok güzel. Yukarı tarafı sert, aşağı tarafı yumuşak, kaygan ama bilmiyorum neden giydiğim zaman kendimi çok hissettim. 650-700 yıllık giyilen kısmet aynı kısmet. Ben de bunu tecrübe ettim şu anda. Ertan'ım dön bakalım arkanı, sırtını dön. Ay maşallah. Ertan'cığım Allah sırtını yere getirmesin inşallah. Dualarını da yapmayı unutma. Bu dualı çayır, ecdat, ata sporu, peygamber sünneti. Bu anlamda dualarını yapacaksın. Rakibini hiçbir zaman küçük görmeyeceksin. Bundan sonra olmazsa olmazımız peşref. Peşref, güreşin başlangıcı ve güreşe hazırlıktır. Pehlivan peşrefle kaslarını, nefsini, beynini, ruhunu güreşe hazırlar. Evet, Ertan Pehlivan'ım. Kıbleye doğru döndük. Cazgır, Allah Allah, illallah diye salavata başlayınca rakibine tutuşuyorsun. Allah Allah, illallah. Muhammedur Resulullah, iyi aslanlara dualarla diyelim maşallah deyince ellerini bırakıyorsun, peşrefe başlıyorsun. Heybetli, heybetli, aferin, bravo. Bravo, çok iyi, aferin. Ondan sonra burada duruyorsun, geriye, 3 adım geriye. Evet, tekrar 3 adım ileriye. Sağ diz yerde. Toprağa dokunuyorsun, dizine dokunuyorsun, kalbine dokunuyorsun, öpüyorsun, başına koyuyorsun. Bunu 3 defa yapıyorsun. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz diyorsun. Daha sonra eğer rakibin karşıya giderse sen geriye istikamete gidiyorsun. Sol elinle kasnağını tutuyorsun, paçasını tutuyorsun. Bu rakibinin paçasını kontrol ediyorsun. Eğer rakibin paçasını sağlam bağlamadıysa uyarıyorsun. Görüyor musun ne kadar mert bir spor. Centilmenlik yapıyorum. Evet, tabii. Aslında bağlamasa belki benim için daha kolay. Evet, rakibini daha kolay yenersin ama... Bu da benim yiğitliğimi gösteriyor. Bravo. Ondan sonra kendinle baş başasın. Öğrendiklerin, inandığın, inancın zafere doğru gidiyor. Allah yardımcın olsun Ersan.